Barbie Kente hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski kıyafetlerimle güzel yeni kombinler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlarım, hep bana diyorsunuz ki Dila abla ne kadar çok kıyafetlerim var. Bizim kıyafetlerimiz az. Ben de size çocukluğumdan beri biriktirdim. Eski kıyafetlerimi önce göstermek istiyorum. Bu zaten bildiğiniz gibi çok eski böyle hatta sahte bir bebekte olan bir kıyafetti. Bunu giydirelim mi arkadaşlarım? Ben bunu giydirmek istemiyorum. Evet. Hatta arkadaşlar ben bir tanesini yakıştırmıştım şu ikisini. Bunları yapmak istiyorum Önce bunlarla başlayalım. Hatta isimlerini koymuşum bile. Önce gel bakalım senle başlayalım. Bu kıyafet sana güzel olacak. Bu kıyafet gerçekten eski arkadaşlarım. Hatta arkasını cırt cırt çalışmıyor bile. Şöyle göstereyim. Yapışmıyor asla. Ama olsun zaten arkası gözükmeyecek. Bunu giydireceğim. Hadi gelin ayakkabı seçelim birlikte. Buna güzel böyle bir beyaz ayakkabım olsa acaba pembe mi? Pembe güzel olacak. Bunun pembesi mi? Hayır. Ya da mor mu yapsak? Mor yapalım arkadaşlar. Morun tekini bulabileceğiz mi acaba? Morun tek evet mor. Ben buna mor çok yakıştırıyorum. Bir de kulaklık takalım. Eski elbisemizi güzelleştirelim. Bu mu olsa yoksa acaba bu mu olsun? Bu benim yaptığım kulaklık. Bunu da önceden yapmıştım arkadaşlar. Sanki bu daha tatlı olacak gibi. Evet bunu yapalım. Çanta olarak ne alalım? Şu pembe nasıl gider? Ya da ah lila lila. Kesinlikle bu arkadaşlar. Tamam bunun kombini bu kadar. İlk bebeğimizin kombini çok güzel oldu arkadaşlar. Çok beğendim açıkçası. Bunu yerine koyalım. Otur bakalım kızım. Şimdi gel bakalım sen güzel uzun saçlı Barbie. Buna da arkadaşlar en eski yine kıyafetlerimden biri olan. Bu çok enteresan bir kıyafet arkadaşlar. Size göstermek istiyorum. Belki aranızda bilenleriniz vardır. Hem böyle pembe kullanılıyor hem de ben bunu bağlamışım ama şöyle hemen açabilecek miyim? Evet açtım. Böyle rengarenk kullanılıyor. İstersek iki tarafında kullanabiliriz. Hadi gelin buna da bir kombin yapalım. Acaba pembe tarafına mı yapsak renkliye mi? Renkli de çok güzel olur arkadaşlar. Renkli de şöyle altına bu topuklular gider mi? Çok güzel olur bence. Hemen tenisini de bulayım. Ha yenisini diyorum arkadaşlar. Tekini pardon. Bunları böyle yapalım. Çanta alabilir miyiz? Buna çanta alamayız sanki. Yo portföy alalım. Evet bu şekilde yapalım arkadaşlar. Hadi bunu da giydirelim bu kızımıza gelelim. Harika bir kombin ve prenses oldu arkadaşlar. Bu elbiseyi küçüklüğümden beri gerçekten çok seviyorum. Şimdi bu bebeğimizi de oturtturalım. Sen de hazırsın küçük hanım. Şimdi de burada minik tasımız var. Minik peşinistasımız için içinde dudaklarının rengine uyumlu olarak annemin bana diktiği küçüklükten kalan bu elbiseye uygun gördüm. Altına tabii ki kırmızı stiletto kullanacağım. Ayağına uyar mı bilmiyorum ama inşallah uyar. Uymazsa diğer kırmızı ayakkabıları kullanırız. İşte buradalar arkadaş. Ay saçı geldi bir tanesinin. Evet buradalar. Çanta olarak bir şey kullanalım mı? Burada aslında bir kırmızı çantamız var arkadaşlar ama bu kırmızı çanta pek uymayacak gibi. Yine de alabiliriz. Bunun kombinine bir şey ekleyelim mi? Gelin takı bakalım. Aksesuar bakalım. Ama zaten bu oyunluklu bir elbise. Hiçbir şey kullanmasak olur. Diğerlerini saklayalım. Tamam arkadaşlar. Bunun kombini de burada. Arkadaşlar ben normalde bu elbise çok beğenirim. Annem ilk diktiğinde de bayılmıştım ama bu kızımızın üstünde çok kötü oldu. Bakın şöyle arkaya. Bayağı bol. Barbie'lere göre çok zayıf bir fashionistas olduğu için çok kötü oldu. Allah! Ayakkabı da sıçradı. Neyse arkadaşlar ayakkabısız kaldı. Bunu hemen kenara bırakıyorum. Bu kızımız bu sefer güzel olmadı. Üzgünüm bebeğim. Hadi bakalım sana yapalım bir kombin. Kalan elbiselerimize bir göz atalım. Burada pantolonlarım var arkadaşlar ama pantolonun üstüne bluz kullanmam lazım. Bluz da eskilerde yok. Bir tane beyaz vardı ama pantolon kullanmak istemiyorum. Burada çok çiftlerim kim bir elbise var arkadaşlar bunu pek hoşlanmıyorum o yüzden buna sanki şunun yapsak? Hangisini yapalım? Şunu yapalım mı? Güzel sarı saçlı. Evet buna güzel olacak. Hadi gelin ayakkabı seçelim. Ayakkabı kesinlikle gri kullanmak istiyorum. Çünkü gri detayları var. Bir de ne yaparız? Gri gözlük kullanırız. Çok tatlı olur. Yani umarım tatlı olur. Hep öyle düşünüyorum ama olmuyor. Gri ayakkabılar buna güzel olacak. Ve de gelin bakalım. Gri de bir gözlük kullanalım. Yine kolye takamayacağız. Çünkü böyle yandan tek kollu bir elbise. Bu şekilde kombinimizi tamamlayacağız. Unutmadan bir de gri çantamız vardı bizim. Gri çantamızı da alırsak bence kombinimiz kombinimiz güzel oldu. Hadi giydirip bir bakalım. Arkadaşlar elbise güzel değil ama bence kombin çok güzel oldu. Baksanıza gri gri uyumlu elbisenin grisine gerçekten beğendim. Bu kız güzel oldu. Hadi diğerinin aksine yanına koyalım. Sen şurada biraz otur kıskandır diğer kızları. Şimdi sıra sende güzel fashionistası. Buna ne yapabiliriz? Şu turuncu elbise şuna çok yakışacak gibi arkadaşlar. O yüzden buna saklayacağım. Buradaki elbise Aha, arkadaşlar bunu göstermek istiyorum size. Bu aslında pomponları ben yapıştırdım. Bayağı belli oluyordur. Hatta buradaki kopmuş bile. Çok tatlı bir elbise aslında. Bunu onun üstünde çiçekler vardı. Ben sonra onları çıkardım pompon yapıştırdım. Ama bu sanki buna çok kötü olacak. Küpelere bakın. Hiç güzel değil. Bu deseniz çok sade. Bu elbiseyi zaten elemiştik. Geriye iki tanesi kaldı eski elbiselerimden. Keşke diğerlerinden kullanabilsem. Ama şu ah düşme gel. Şu elbiseyi yapabiliriz. Ne dersiniz? Evet bu elbiseyi yapalım. Altına bir sürü uyumlu ayakkabımız var. Bu olabilir. Bu olabilir. Arkadaşlar bir sürü pembe ayakkabımız var. Bu olabilir. Ay çok güzel. Hangisi olsa sizce açık renk bile olur. Ne yapsak ki? Şu şunu çok kullanmadık. Bunu mu kullansak? Evet, bunu kullanalım istiyorum. Hemen tekini bulmak istiyorum. Evet, tekini çok kolay buldum. Çanta tabii ki uyumlu olarak pembe. Tam bir pembiş kız oldu. Gözlük takalım mı? Allah düşmesin. Gözlük takalım. Hadi. Sarı bir gözlük takalım. Çok değişik bir kombin olacak. Ne dersiniz? Hadi giydirelim. Arkadaşlar, bebek güzel olunca gerçekten ne giydirsek güzel oldu. Sarı gözlükleriyle sarı küpeleri çok güzel oldu. Birazcık sarı fazlası oldu ama olsun. Ben çok seviyorum sarıyı biliyorsunuz. Ayakkabılar, çantalar, elbise uyum mükemmel. Ben bu kızımızı da beğendim açıkçası. Ve sonuncu olarak gel bakalım senin planını önceden yapmıştım. Çok güzel bir kombin var aklımda. Bu elbiseye bayılıyordum küçükken arkadaşlar. Bunu giydireceğim. Tabii ki yeni kutudan çıkan turuncu çanta ve onunla uyumlu. Şurada tekini almak istiyorum. Aslında bunun altına beyaz ayakkabı da güzel olabilir arkadaşlar. Evet beyaz ayakkabı giydirelim. Çok turuncu turuncu olmasın. Beyaz spor ayakkabılar. Şunlar olur mu ayağına? Bunlar olmazsa diğer kendi beyazlarını giydiririm. Bunlar çok olmayacak gibi ya. Neyse olmazsa diğerini giydireceğim arkadaşlar. Bu kombin böyle. Bir de kulaklık takalım mı? Turuncuda bir kulaklık takalım. Başka ne eksik? Eksiğimiz var mı? Gözlük. Gözlük. Hangisini alsak arkadaşlar? Kendi gözlüğünü bulamıyorum şu anda. Onu gi takmak istiyorum. Hemen aramam lazım bulmam. Evet bu da. Yalnız bu kombi süper olacak gibi bir his var içimde. Hemen yapmak istiyorum. Arkadaşlar tek kelimeyle bayıldım. Gerçekten normal eski kıyafetler. Ay pardon yeni kıyafetlerimle yapsam bu kadar olmazdı. Ya eskiye döndüm. Bu kıyafetimin altına giydirecek bir ayakkabı bulamazdım arkadaşlar. Şimdi çok güzel yeni kendi ayakkabılarını, kutudan çıkan turuncu böyle çantasını ve kendi yaptığım kulaklıklarla kendi gözlüğünü giydirdim. Çok tatlı oldu. Bunu da yerine alabiliriz. Arkadaşlarım ben genel olarak bütün bebeklerimi çok beğendim. Özellikle bunu, bunu ve bunu. Gerçekten hepsi çok güzel oldu. Sizler de hangisini beğendiyseniz aşağıda yorumlara bana yazın. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın unutmayın. Sizleri çok seviyorum Barbie Kent ailesi. Hoşçakalın.